AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının resmi açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla yapıldı. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın Malatya yolu üzerindeki yeni hizmet binasının resmi açılışı düzenlenen törende yapıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti MKYK üyeleri Alaaddin Parlak ve Sezai Gündüz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, eski AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl, Merkez İlçe, İlçe ve Belde Teşkilatları, Kadın ve Gençlik Kolları, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kısa süre içerisinde yeni hizmet binasını açtıklarını belirterek hizmete devam edeceklerini söyledi. Binaları güzelleştiren, oraya o sıcaklığı verecek olan o ekiptir, o ekibin başıdır, o ekibin kollarıdır. Eğer onlarda o sıcaklık yoksa, eğer onlar o gönüllere dokunamıyorsa, o binalar soğuk yapılardan başka hiçbir şeye benzemez. Çok kısa zamanda özellikle de dostların yardımıyla birazdan göreceğiniz bu binamızı bu hale getirdik. Biraz da hayalimdi. 5,5 yıl başkan yardımcılığı görevi yaparken Elazığ'a bir AK Parti binası kazandırmak anlamında biraz da hayalimdi. Rabbim bana nasip etti. AK Parti sıradan bir parti değil. Bir dava hareketidir. Bizler de o davanın birer mensubuyuz. Bu davaya omuz verdik. Bu davaya gönül verdik. Bu davaya emek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Hiçbir şey emeksiz olmaz. Özverisiz olmaz. Çalışmadan olmaz. Buraya kadar getirdik. Yeter mi? Yetmez. Daha ötesi var bunun. Çünkü biz şu sözü söyledik şimdiye kadar. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye yürüdük? Dolayısıyla biz bundan sonrasını da Allah'ın izniyle yürüyeceğiz. AK Parti'nin millete hizmetin adı olduğunu vurgulayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da milletin desteğiyle 2023 seçimlerine kadar AK davayı yükselteceklerini kaydetti. Şerifoğulları yerel hizmetlerde de Elazığ'ı daha yaşanabilir hale getirdiklerini belirtti. Bu partiyi milletimizin dualarıyla ve destekleriyle kurulmuş ve bugünlere getirmiş olan sizlersiniz. Allah'ın izniyle 2023 yılına kadar, seçimlerin olacağı güne kadar uyku bize haramdır. Gözlerimizi kırpmadan, yorulmadan, yılgınlık göstermeden inşallah çalışarak şehrimizde AK davayı yükseltme adına hep birlikte kardeşlik hukukunu gözeterek çalışmamıza devam edeceğiz. Bizler merkezi iktidarımızın ülkemizde yapmış olduğu başarılı çalışmalarının yanı sıra Cumhurbaşkanımızın bize çizmiş olduğu doğrultuda yerelde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gayretle şehrimizi daha yaşanabilir, daha müreffeh bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. İnşallah görev süremiz bitene kadar da sizlere vaat etmiş olduğumuz 11 ana başlıktaki 100 projeyi tamamlayarak şehrimizi daha gelişmiş, daha kalkınmış, daha büyümüş ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmiş şekilde inşallah emaneti teslim edeceğiz. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, yeni hizmet binasıyla Elazığ'ı en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi. Zor bir dönem, ateş çemberinin içinde huzurla yaşayan, kamu güvenliği olan bir ülke ve onun başında çok önemli bir lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun liderliğinde devam ettiğimiz siyasi hayatımızda bizlere de Elazığ'a yakışır bir ev gerekiyordu. Sağ olsun il başkanımız can bir şekilde çalışarak elinden geldiğinin en iyisini yaparak bizlere burada siz Elazığlı hemşerilerimizin gelip çok daha güzel bir ortamda hasbihal edebilmemiz için bu ortamı yarattılar. Emeği geçen bütün hemşerilerimize, başta il başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Zor zamanlardan dediğim gibi geçtiğimiz bu günlerde biz Elazığ'ımızı AK Parti teşkilatı olarak burada temsil edeceğiz. Daha güzel,
daha hoş, daha verimli sohbetler yapacağız, toplantılar yapacağız. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, Elazığ AK Parti camiasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını belirtti. Bu güzel il binasının kazandırılmasında emeği geçen çok kıymetli il başkanıma, onun çok kıymetli ekibine ve destek olan iş adamlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tabii bina yapmakla bitmiyor. O güzel binanın hakkını da vermek lazım. Bugüne kadar Elazığ AK Parti camiası hep kendi üstüne düşeni yaptı, hakkını verdi. Allah nasip ederse 2023 yılında yine hakkını verecektir inşallah. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin değer siyasetiyle var olduğunu belirterek, milletin kendilerine gösterdiği istikamete doğru gideceklerini söyledi. Biz bu millete aşığız. Bizim genel başkanımız bu millete, bu coğrafyaya aşık. Biz değer siyasetiyle varız. Değer siyasetiyle var olacağız. Bundan sonra, bundan önce olduğu gibi bu milletin bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, ben il başkanımıza emek veren, gayret gösteren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. AK Parti sevdası bu milletin sevdasıdır. Biz partimizi kurarken tabelamızı biz değil, milletimiz astı. Şimdi bu mekanı bizler değil sadece, bu millet şereflendirecek. Bu millet gelecek ki bizim sevdamız yaşasın. Değerli hemşehrilerim, hani hep söyledik ya, beraber ıslandık biz bu yağmurda. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Yine beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Kandemir muhalefeti de eleştirdi. Rabbim bizi sırf Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim diye hiç olmayacak isimlerle kol kola girenler gibi yapmasın, sonumuzu onlar gibi eylemesin inşallah. Değerli hemşehrilerim, biz sizlerle birlikte gönüllere hitap edeceğiz. Gönüllere gireceğiz. Gönüllerde olmaya devam edeceğiz. Biz sizlerle beraber daha nice hizmetlerin altına imza atacağız. Elaziz'e her geldiğimizde, Elazığ'la her kucaklaştığımızda bu bayrağa, bu toprağa olan sadakati görüyoruz. Rabbim Elazığ'lı hemşehrilerimizi var etsin. Konuşmaların ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın hizmet binası dualarla açıldı. Hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun inşallah. Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.